İdare Mahkemesi bir karar aldı ama bu kararı ilçe seçim kurulu tanımadı. Önce buradan başlayalım isterseniz. Bu kararı nasıl değerlendiriyorsunuz? Sanıyorum sözün bittiği yere geliyoruz yavaş yavaş. Çünkü bu tanımama hali bir alışkanlık haline geldi. Ülkede Anayasa Mahkemesi AİHB'in kararını, mahkemeler Anayasa Mahkemesi'nin kararını, ilçe seçim kurulları idare mahkemelerinin yürütme durdurulması kararlarını tanımaz hale geldiler. Son nokta olarak gördüğümüz, yurttaşın hak arama mücadelesinin son sığınağı olarak gördüğümüz yargı yavaş yavaş bir cenderenin içine alınmış durumda. Elbette ki İl Seçim Kurulu'nun vermiş olduğu kararın hukuki bir dayanağı yok. Çünkü İdare Mahkemesi zaten İlçe Seçim Kurulu'nun önceki kararına dayanak yaptığı şeyi, İl Hıfzı Sıhhat Kurulu kararını iptal etti. Daha doğrusu onun hakkında bir yürütmenin durdurulması kararı verdi. Ve artık yok hükmünde bir karardan söz ediyoruz. Yani Hıfzı Sıhhat Kurulu seçim yapamazsınız dememiş olduğu bir noktaya geldik. Ve o zaman ilçe seçim kurulu olarak neye dayanarak bu seçimi iptal edeceksiniz ya da öteleyeceksiniz? Bunun bir dayanağı ve anlamı yok. Üstelik hukuk devletleri ve demokrasiler idarenin de hukuk kurallarıyla bağlı oldukları yönetim biçimleridir. Eğer bir ülkede idare kendi koyduğu kurallara, kanunlara uygun davranmıyorsa ve bunları yok sayıyorsa orada bir hukuk devletinden söz etmek mümkün değildir. Geldiğimiz nokta artık Türkiye'de bir hukuk devletinin olmadığını, gittikçe ben yaptım oldu diye iktidar sahiplerinin, güç sahiplerinin, muktedirlerin kendi kurallarını ve koşullarını dayattığı bir otokratik sisteme doğru gittiğini, daha ileri gidip kanun tanımaz bir çadır devletine doğru gittiğini gösteren bir uygulama diye düşünüyorum. Şimdi ne diyor ilçe seçim kurulu? Diyor ki işte yeniden duyurmak zaman alacak. Ya bırakın da onu biz düşünelim. Çünkü biz size 1,5 ay evvel bir başvuru yaptık ve seçim tarihlerimizi söyledik. Yeni bir tarih belirlemedik ki bu tarihi duyurmak ihtiyacında olalım. Biz 1,5 ay evvel yaptığımız başvuruda 3-4 Ekim'i genel kurulun ilk toplantı tarihi olarak belirledik ve burada çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantının 17 ve 18 Ekim'de yapılacağını söyledik. Yani bu tarihte bir değişiklik söz konusu değil. Israrımız 17 ve 18 Ekim'de İzmir Barosu Genel Kurulu'nu yapabilmek, orada seçim sandığını meslektaşlarımızın önüne koyabilmek ve demokrasinin en anlamlı yönlerinden biri olan seçme seçilme hakkını hayata geçirebilmek. Bizim ısrarımız bu ve bunu kanuna uygun olarak yapıyoruz. Yani kanun ne söylüyorsa, hangi tarihte nasıl yapılması gerektiğini söylüyorsa bunu hayata geçirmeye çalışıyoruz. Peki ne var karşımızda? Ben yaptım oldu diyen bir anlayış var. Biz hala mücadeleyi sürdürüyoruz. Yani ısrarımız devam ediyor. İlçe Seçim Kurulu bu kararı verdi. Bu karara karşı biz tam kanunsuzluk iddiasıyla Yüksek Seçim Kurulu'na bir başvuru yaptık. Bugün onu da gönderdik. Oradan da bir sonuç bekliyoruz. Öbür taraftan bu kararı veren yargıç hakkında görevi kötüye kullanma suçundan dolayı şikayette bulunduk. Çünkü bütün yargı mercileri, bütün kurumlar hukuk devletlerinde mahkemelerin kararlarıyla bağlıdır. Ben mahkeme kararını tanımıyorum diye bir yaklaşımla ortaya çıkamazsınız. Ha, açıkça kararı tanımıyorum demiyor ama yapabilecek imkan yok. İyi de şu anda zaten yeni bir duyuru yap demiyoruz ki sana. Bırak ben meslektaşlarıma zaten duyuruyu yaparım. Ben meslektaşlarıma bir telefon kadar, bir SMS kadar, bir tweet kadar, sosyal medyada atılacak bir mesaj kadar uzağım. Yani yaptığınız hukuksuzluğu bir başka şeyle, bir başka hukuksuzlukla örtmeye çalışıyorsunuz. Bunun kabulü mümkün değil. O nedenle biz meslektaşlarımızla yarın saat 10'da genel kurulun yapılacağı alanda olacağız. Biz genel kurulu yapma irademizi, sürdürme irademizi inatla taşıyoruz. Çünkü hukuk devleti bunu gerektiriyor. Bir hususu daha belirtmem lazım. Kimsenin söylemediği ya da etrafından dolaştığı bir konu var. Sanılıyor ki bu kararlar yalnızca baroların genel kurullarının iptal edilmesine yönelik kararlar. Genel kurulların iptal edilen yalnızca barolar. Lütfen herkes şunun farkında olsun. Aslında bu kararlar barolarla ilişkili değil tek başına. Evet, şu an yapılamayan baro genel kurulları ama bu bir prova. Altını çizerek söylüyorum. Çünkü avukatlık kanununda var olan seçime ilişkin hükmü yok sayan bir uygulamayla karşı karşıyayız ve bir kanunla yapmıyorlar bu işi. Yasal prosedüre uygun biçimde yapmıyorlar. Bir kararla, bir kararnameyle, bir genelgeyle,
yapıyorlar ve bütün mahkeme kararlarına rağmen ısrarla bunun arkasından dolanmanın yolunu arıyorlar. Peki bunu yapan zihniyet, bunu yapan yaklaşım yarın genel kurullar söz konusu, genel seçimler söz konusu olduğunda ya da yerel seçimler söz konusu olduğunda seçim kanunundaki tarihe ilişkin hükümleri yok sayar ve aynı uygulamayı gerçekleştirirse ne yapacağız? O yüzden söylüyoruz. Bu barolarla, tek başına barolarla ilgili bir mevzu değil. Barolarla ilgili kısmı yani Metin Feyzoğlu'nun iktidarını sürdürmek, Metin Feyzoğlu'nu biraz güçlendirebilmenin yolunu aramak, ikinci baroların kurulması için zaman kazanmak, bunlar ikincil çıkarımlar. Asıl şu anda demokrasinin rafa kaldırılmasının provası yapılıyor. Yakın bir zamanda seçmenin önünden sandık tümüyle kaldırılırsa çeşitli bahanelerle, yerel ve genel seçimler açısından seçim yapılamaz hale gelirse hiç şaşırmamak gerekir. O yüzden başından beri şunu söylüyoruz. İzmir Barosu olarak yaklaşımımız şu. Bu baroların değil Türkiye'nin problemi. Bu demokrasinin problemi. Ve biz İzmir Barosu olarak seçim yapmaktaki ısrarımızı demokrasiyi korumak, demokrasiye ilişkin bir mücadelenin parçası olarak sürdürüyoruz. Ve bu mücadeleyi sürdürmek gerektiğini her kesimden, toplumun her kesiminden insanın bu mücadeleye destek vermesi gerektiğini söylüyoruz. Çıkış noktamız da bu zaten. Çok rahat bir yerdeyiz, çok rahat bir noktadayız. Çünkü biz kanunu uygulamaya çalışıyoruz. Yani hiç kimsenin bize kanuna aykırı davranıyorsunuz deme lüksü yok. Kanunda belirlenmiş olan tarihte seçimlerimizi yapmak, genel kurulumuzu yapmak istiyoruz. Üstelik o tarihleri de biz belirlemedik biliyor musunuz? Yani o tarihleri de iki ay evvel yaptıkları çoklu baro değişikliğinde kanuna ekleyen yine bu siyasi iktidardı. Şimdi ne oldu da siyasi partiler gümbür gümbür her tarafta genel kurullarını yaparken, sendikalar genel kurullarını yaparken barolar genel kurullarını yapamaz diye bir karar alma ihtiyacı hissettiniz. Şimdi gerekçelerin hiçbir biçimde iler tutar yanının olmadığı, bu gerekçelerin gerçeklerle bağdaşmadığı o kadar açık ve net ki. Covid-19 virüsü yalnızca avukatlara mı bulaşıyor, avukatlardan mı geçiyor, nasıl bir yaklaşımdır bu? Türkiye genelinde İçişleri Bakanlığı'nın kararnamesinden sonra Türkiye genelinde neredeyse kopya kararlarla, hatta imla hatalarına kadar kopya kararlarla. Aynı biçimde ilçe seçim kurulları bütün illerde seçimleri ertelenmesine karar verdi. Şimdi 80 üyesi olan barolarımız var. 100 üyesi olan barolarımız var. Bugün hala AVM'ler açık. Okullara öğrenciler gidip geliyor. Plajlar hala açık. Geceleri düğün salonları açık. Yüzlerce insan Ankara'nın bağları eşliğinde büklüm büklüm oyun oynuyorlar. Ya oralarda Covid yok. Oralarda sorun yok. Ayasofya'yı on binlerce insanla açarken sorun yok. Malazgirt zaferini kutlamak için harekete geçtiğinizde sorun yok. Giresun'da miting yaparken sorun yok. İlçe genel kurullarınızı yaparken, şova döndürürken, stadyumlara ya da başka yerlere insanları doldururken, tamamen Covid önlemlerinin dışında genel kurullar yaparken sorun yok. Barolar genel kurul yaparken sorun var. Ya bunun gerçekle bağdaşmadığı zaten çok net ve açık ortada. İşte o yüzden söylüyorum, bu bir provadır. Yarın öbür gün genel seçimlerin, yerel seçimlerin ertelenmesine dönük bir provadır. Ve yarın öbür gün işte bir hıfzı sağ kurulu kararıyla siyasi iktidar karşımıza çıkıp derse ki ben genel seçimleri yapmıyorum, bir yıl öteye bıraktım, buna söyleyecek sözümüz olmaz. O zaman karşı çıkabilmek için bugün karşı çıkmak gerekir. O zaman söz söyleyebilmek için bugün söz söylemek gerekir. Ve bunu sahici biçimde yapmak gerekir. Hafta sonu için hafta sonu için avukatlara çağrı yaptınız, İzmir Barosu'na kayıtlı olan avukatlara. Evet. Genel olarak yaklaşımları nasıl ve hafta sonu yapılacak olan bu genel kurulu nasıl organize ettiniz? Neler yapacaksınız? Şimdi genel kurulu eğer bize yasal anlamda genel kurulu yaptırma imkanı tanımazlarsa bunu bir protesto alanına çevirme ve Türkiye'ye bir yapılan hukuksuzluğu Türkiye'ye anlatma alanına çevirmek gibi bir kararlılığımız var. Meslektaşlarımız orada olacak, biz orada olacağız. İlçe seçim kurulunu defalarca davet ettik. Gelin sandıkları kurun, oy sandıklarını hazırlayın, sandıklarda görev yapacak insanları belirleyin diye. Maalesef ki seçimlerin
hukuksal sonuç doğurabilmesi için ilçe seçim kurulunun görevlilerinin orada bulunması ve sandıkların getirtilmesi gerekiyor. Biliyorsunuz o sandıklar mühürlü geliyor. Oylar atıldıktan sonra mühürler sandık görevlileri tarafından, ilçe seçim kurulu görevlileri tarafından sökülüyor. O nedenle kendi başımıza oraya karton kutular koyup seçim yapabilme şansımız yok. Ama şu iradeyi göstermek istiyoruz biz İzmir Barosu olarak. Biz buradayız. Seçme seçilme hakkımıza, genel kurulu yapma hakkımıza sahip çıkıyoruz ve hukuksuzluğumuza karşı duruyoruz. Bu iradeyi sergileyebilmek açısından biz yarın oradayız. Genel olarak arkadaşlarımızın yaklaşımı bizi destekleyen bir noktada. Seçime katılan gruplar olarak meslektaşlarımıza çağrılar yaptık. Dedik ki biz orada olacağız. Çünkü bu A grubu ya da B grubu problemi değil. Bu ülkenin demokrasisiyle ilgili bir problemi. Bunu açıkça ben her platformda, her alanda söyledim. Diğer gruptan aday olan meslektaşıma da söyledim ve bu alanda birlikte çalışmak gerektiğini, birlikte mücadele etmek gerektiğini de ilettim. Yarın orada çok sayıda meslektaşımın olacağına ve biz orayı, bizim orayı bir demokrasi alanına çevireceğimize, demokrasi şölenine çevireceğimize inanıyorum. İstiyoruz ki bu şölen sonrasında pazar günü seçime dönüşsün, sandıklar kurulsun ama ilçe seçim kurulu görevlileri görevlerini yerine getirmezlerse, suç işlemeye devam ederlerse onun da peşinde olacağız, onu da takip etmeye devam edeceğiz. Ama en azından ilk gün sözümüzü söylemek için, var olan hukuksuzluğu ortaya koymak için ve buna karşı mücadele için biz orada olacağız. Peki, İzmir Barosu Başkanı Özkan Yücel, çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ediyorum, iyi yayınlar diliyorum.